Benim şu şifre girdiğim her yeri atarız. Yok mu parmak okuma? Onu şey yaptık. Bana şöyle bir şey geldi. Yok mu parmak okuma? Parmak okumayı kaldırdım ben. Başkasının parmağını okumuş yalnız. Adamla da görüşmedim. Ya eski sevgilimin parmağı vardı. Yönetmencim. Valla buradan eski sevgiliye sesleniyorum. Gel şu telefonu bir aç, bir parmağını getireceğim. Şöyle bir moderatör olur mu? Şifrem dedi. Sayılar hep başka yerlerde. Böyle. Cebinden sevgilisinin parmağını çıkarıyor. Ya dur ne yapıyorsun ya? Dur ne yapıyorsun? Aynısından bastırmış çilingirde. Abi selam, şundan geri vereceğim hemen. Şunu bir basabilir misiniz? Kanak yolu. Hay Allah'ım. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Rabarba Talk yeni bölümüyle Cem İşçiler Mesut Süre kadrosuyla başlıyor. Biz Cem'le, komedyen arkadaşımla, daha önce iki kez gelmişti Rabarba Talk'a, ikisinde de döktürmüştü, bir araya geldik. Geldik ama şimdi aşağıya abi ne yaptınız yazanlar alır. Mezura'yla geldik. Dirseğin havayı. Cem'le mesafemiz 122 cm. Oha çok güzel oldu lan. Bence kapatalım abi programı. Daha iyi bir şey yapamayabiliriz yani. Bu kadar karizma bir hareket ben hayatımda yapmadım ya. Bugün Rabarba Talk'ta hangi detaylara çok asabım bozuluyor? Seni mutsuz eden küçük aksilikler konuşacağız. Sevgili Cem, sen kendini mutsuza yakın mı, mutluya yakın mı görüyorsun normal hayatta? Mutluya yakın. Harbi mi? Evet. Ama benim çok mutsuz olduğum, yani kendimi çok mutsuz ettiğim şey detayları oluyor abi. Mesela senle çok takılıyoruz ya, sen çok bahşiş bırakan bir insansın. Ben de tam tersi, yani görülmemiştir. Hatta benim yediğimi ödediğim de iyi, yani seviniyorlar ödediğim zaman. Bir gün abi tost yedim, bir tane tost çay içtim. İşte 10 lira hesap geldi. 20 lira kutuk getiriyorlar ya, 20 lirayı koydum. Adam götürdü getirdi, 10 lirayı para ödedi. O sıra ben telefon geldi, telefonla konuşuyorum. Dalmışım telefonu, 10-15 dakika sürdü. Adamla tabii bağış bıraktım sanmış 10 lirayı. Baktım sonra kutu yok. Gittim müdüriyete, dedim ya benim para üstü gitti. Dediler beyefendi bağış bıraktın sandık. Yok dedi, ben bırakmadım falan derken bir yandan elimde 1 lira var. Tip box'ın önünde 1 lirayı çeviriyorum konuşurken. Onu da tip box'a düşürdüm. 1 lira. Sonra dedim ki tip box kaçta açılıyor? Adamlar 11 lira para verdi, dedi ki bir daha gelme buraya. Şimdi yine gördüğünüz gibi Mevlası yüksek bir açılış. Yani konu ne olursa olsun Cem İşçiler bunu bozuk paraya çevirebiliyor. Senin böyle bir konvertibiliten var. Herhangi bir konuyu, mesela anana babana 10 üzerinden kaç puan verdin ve nereden kırdın diye sorsam yine onu 3 liraya bağlayabilirsin. Anama 1 lira, babama 5 lira. Her şeyin karşılığı bozuk para. Her şeyin. Ama abi ya, öyle şimdi bak bu... Korona döneminde işte insanlar birbirine yardım ediyor ya, babam da işte bir muhtara gitmiş, bir erzak poşeti yapmışlar. Muhtara vermişler, demişler ki buna işte yardıma ihtiyacı olan biri varsa verin demişler. Muhtar teşekkür etmiş falan, ayaküstü konuşmuşlar. Babam diyor ki eve geldim, 2 saat sonra paket bize geldi. Yani gördüğünüz gibi yaşam standartımızı yükseltemeden bir yayın yapacağız. Şimdi burada artık yokluk, fakirlik mizahına nokta koyuyoruz. Cem, tamam. Bu yayın içerisinde varlıklı gibi davranabilir misin? Evet. Yani omurga tamam. Dikelmesi buna yetmeyebilir. Abi ya ne yapayım? Ortaya bir 30 lira mı koyayım? 30 lira mı? Evrensel kümemiz 30. 30. Sevgili rabarbacılar, seni çok mutsuz eden küçücük detay. Mesela bak, ben de bir hikaye anlatayım madem öyle. Bratislava'dayım. Slovakya'da. Kazinoda. Şimdi bilenler bilir. Kazinolarda da 7-24 hizmet vardır. Kapanmaz. Evet. Gece 12 oldu. Tamam mı? Bir arkadaşımla beraber kazinodayız. Gece 12'de dediler ki kazinoyu kapatıyoruz. Dedik ilk defa görüyorum böyle bir şey. Niye kapatıyoruz? Şükran günüymüş. Tamam mı? Gece 12. Allah Allah dedik, çıktık. Kaçta açılıyor dedik. Sabah 6.30 dediler. Sabah 6.28 geçe iki kişi vardı kapıda. Ben ve o arkadaşım. Otele gidip saat kurmuşuz. Bitti mi şükran günü diye bağırıyor. Abi biz Müslümanız. Yani aslında dedik. Biz oturalım dedik. Bizim de teravih var ama gidiyor muyuz buradan? Teravih verdik ama. Hadi bakalım. Buralarda bakalım hangimizi vuracaklar. Valla Cem'in hikayeleri daha iyiydi ya. En azından vurulmayız. 3 lira 5 lira kimse kimseyi vurmaz. Ama beraber vuralım diye ben de teravih araya soktum. İyi yaptın. Ben o kısma katılmıyorum. Ben Müslüman dedim, çekildim. İşte onda. Seni çok mutsuz eden detayları konuşacağız bugün. Aksilikleri konuşacağız.
Şimdi bir sürü de cevap geldi sizden. Ben daha önce Instagram'dan bu soruyu sormuştum. Dinleyicilerimizden de cevaplar gelmişti. Şöyle hızlıca bir bakalım. Çok güzelmiş bak. Arnavut Bulgar göçmenlerinin cirit attığı bir ortamda sizin aile nereden sorulunca Erzincanlı demek. Mesela bazı ortamda gerçekten göçmenlik havalı bir şey. Siz mesela anne tarafı? Anne tarafı Trabzon. Baba? Baba göçmen. Nereden? Üsküp, Makedonya. İyi. O zaman Yugoslavya'ymış. Bizde Boşnaz. E tamam. İyi. Bir anda akraba olduğumuzu öğrenmişim. Yavaş yavaş geri gidiyorlar böyle. Oğlum biz de fakirdik. Zaten Selanik göçmeni ya herkes abi. Yani herkes göçmüş. Sanki Selanik'te böyle 4 kişi kalmış gibi zamanında. Tabii çok çok. Herkes oradan göçmüş. Bayağı insan göçmüş ama. Yani evet. Göçmen olmayan çok az insan var. Aynen, doğma aynen. Mesela şu bence daha havalı. Doğma büyüme modalıyım. Tabii. Anladın mı? Yani doğma büyüme işte 7 kuşak biz karşıya kalıyız filan. Aynen aynen. Ha, böyle havalı şeyler bunlar. Hiç yani. Göçmedik abi. Tabii biz no, yani. Savaş oldu oturduk yani aşağı. Virüs geldi oturduk. Sana şöyle söyleyeyim. Kavimler göçünde dedem demiş ki oturun oturduğunuz yerde. Nereye ya demiş hanıma. Oturun ya demiş. Kavimler göçünde unutulan aile var mıdır abi mesela? Kesin vardır. Kavimle böyle göçüyorlar. Bir 4 kişilik aile var bundan çekerek. Oğlum ne oldu lan diye. Biz bir ailece bir 8 saat uyuduk. Herkesi mi göçmüş? Ulan insan bir haber verir. O kadar mesai, bize mesaimiz var. Bir de şeyden şikayetli. Bari market gitmeseydi yani. Market de göçüyor. Kapatmış dükkanı. Yani bütün herkesin göçtüğü bir ortam biraz yüzücü tabii. Kalan. Yani sana şunu sormak isterim sevgili Cem. Giden mi daha zordur? Gidene. Kalan mı daha zordur? Kalana. Hadi bakalım. Abi kalan gidene zordur. Çünkü bırakıp gidiyorsun ya. Kalan sen, gidene zor. Evet. Çünkü sen ne yapacağını biliyorsun. Nereye gittiğini biliyorsun. Neler yapacağını biliyorsun. Ama kalanın ne yaptığını tam bilmiyorsun. Kestiremiyorsun ya. O yüzden giden kalanı her zaman bence daha çok arayan. İyi abi kalanı bakalım... Köpek mi yedi hemen çıktığı gibi bilmiyoruz ki yani. İşte kalan evde kalıyor ya. Bu hayvansever örneğim. Köpek mi yedi diyor. Çok güzel cevap gelmiş. Yeni girdiğim bir ortamda çok yakın arkadaşlar bir olaya beraber yaşadık böyle bir olaya hayvan gibi gülerken senin olayın dışında kalma. Evet berbat bir durum. Ha ya. Tabuda çok oluyor bu tabuda. 3 kişilik ekipsin tabuda. Diyor ki ikisi birbirine hani gittiydik ya. Hani girdiydik ya çıktıydık. Ulan ben yoktum ya. Ben de ekipteyim. Allah Allah. Hani kırmızı giymiştim ya diyor. Ben ne bileyim bugün ne giydim ya. Çok ayıp ya. Ya bir de bu işte sessiz sinemalarda da oluyor mesela oyunlarında. Hani çok yakın arkadaşlar. İşte diyor ki atıyorum kaç kelime? 4 kelime. Spotless Mind of the bilmem ne şark. Bildi film böyle mi? Abi 4 kelimeden nasıl bildin yani en son beraber izlemişler muhtemelen. Biz böyle angut gibi kalıyoruz. Bu arada Spotless Mind bilmem ne şarkı. Yani bütün filmleri bir yere getirdi. Eternal Sunshine Spotless Mind'la. Ha oy değil mi? Niye olsun? Araya durduk yere şark soktu. Ama biz korsan aldığımız için abi. Karısı gözü ver. Ay Allah'ım Yunus var korsanında durduk yere hiç konuyla alakasız. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da eşkıya duruyor. Arkadaşlar. KJ burada mısın? Oğlum bu o film değil lan. Nasıl bir korsansa adamları sokmuş için After Effects'e. Eternal Sunshine'ın sonunda şey bitiyor. Böyle 3 tane köprü varmış. Bacakları bir köprüye asılmış. Köprüsü başka bir köprüye. Oğlum bu Brave Heart. Brave Heart'ın sonunu söyledim. Jim Carrey durduk yere Freedom diye var. Hangi filmin sonunu söylesek ayıp olmaz. Bu videonun altına yazar mısınız sevgili Rabarbacılar? Rabarba Talk izleyenleri. Hangi filmi herkes izlemiştir ve sonunu söylesek hiç ayıp olmaz. Altıncıyız. Şu saatten sonra olmaz evet. Ya altıncı zaten altıncısın filmi kendine de bir ayıp bence zaten abi. Yani biz o zamanlar biraz daha küçüktük izlerken. Adam ölüymüş onu anlıyorsun. Aslında yani Bruce Willis'in ölü olduğunu bu kadar geç anlaması kendi gerizekalılığı. Yani bu anlamadı. Mesela eşiyle yemek yiyor ya. İşte hesap ediyor ki ya o elini uzatıyor o da elini çekiyor falan. Sonra ne oluyor? Tabii. Yani arabaya doğru yürürken oğlum bu kadın bana hiç bakmıyor. İyi bakmıyor bu kadın bana. Herhalde dokunmak istemiyor yani. Biz mesela ben olsam Bruce Willis benim normal hayatımda böyle olsa yani 2 sene falan anlamam yani. Aa yine uzak durdu. Aynen mesela ben 7 yıllık evliyim. Bu durumda ben de ölüyüm galiba. Ben son 5 yıldır galiba evde ölü ölü geziyorum. Bana dokunamıyor. Ya gerçekten bir saniye yine parmak ucuyla parmak okutucu ama 5 farklı noktada okuyor yani bir de böyle herkes giremesin diye böyle başka başka yerlerden sayılar. 1 varsa arkasından 8 var anlatabiliyor muyum? Öyle kolay değil benim şifremi 1800.
Bakalım sizden gelen cevapları hanımlar beyler. Aa, çok güzelmiş. Eve geldiğimde kedilerimin beni sevmemesi. Şimdi köpek videoları görüyorum bazen Twitter'da. Hmm. Ses duydukları gibi kapıya koşuyorlar abi. Aynen. Köpekler. Harika bir şey bu yani. Ev sahibini karşılıyorlar. Sıfır nankörlük. Müthiş bir sadakat. Aynen. Kedi öyle değil. Kedi kendi dünyası. Kedi hatta senin onun evinde yaşadığını düşünüyor. Evet. Kedi rahatsız oluyor. Ulan yine geldi diyor ya. Yani. Bir akşam da gelme diyor ya evime. Kedi diyor ki yani hep bir git diyelim diyor. Abi bir de yani mesela sokak kedisi en azından sokak kedisi. Tamam, alıyorsun sahipleniyorsun evde. Mesela bazı cins kediler var. Böyle parayla satın alıyorlar. Mesela bir diş short hair diye bir kedi var. Benim arkadaşım almıştı ondan 5 sene önce falan. 3500 liraya kedi almış. Kedi böyle duruyor. Özel izleten o durmak. Hiçbir şey yapmıyor. Yani peluş oyuncak gibi yani. Aha. Ben o dönemler benim maaşım 2800. Kedi benden daha pahalı yani. Dedim oğlum ben 2000'e ben gelirdim buraya. Böyle dururdum yani böyle bir köşede. Yine konu kediden köpekten yine paraya bağlandı. Çünkü buna asla engel olamayız. Bunda araya girmeniz çok zor. Çok zor. Ama meblalar büyüyor dikkat ederseniz. 10 lira, 3 lira, 2800. Ama büyüten de kedi oldu. Bakalım yine güzel parmaklarımla şifremi girdim. Sevdiği şarkının reklam müziği olması ve aklında reklamdaki sözleriyle kalması. Harika bir mutsuzluk. Evet. Harika bir detay. Zaten şarkı direkt geri götürüyor ya. Mesela şey vardı ya. Tarkan'da Nilkara İbrahimgil'in özgürlük şarkısı. Aha. Ben onu mesela normal şarkı sanıyordum. Niye bu abi? Niye albüme koymuyor ya? MF'e çok verdi MF'e. Evet. Bir ara Zülfü Livaneli büyük tepki gördü, geri aldı. Biliyor musunuz? Bir GSM operatörüne Hey Özgürlük şarkısını sattı, biliyor musun? Millet dedi ki abi ne yapıyorsun? Güle güle özgürlük. Yani bu olayı ben hayal mi hatırlıyorum? Gerçek değilse yazarsınız altına ama. Yani onda başka hissiyatlarla biz Hey Özgürlük diye bağırıyorduk. Yani Hey Özgürlük 25 GB böyle bir şey değil mi? 1000 dakika her yöne Hey Özgürlük olmaz. E tabi bize kontrollü kartı da özgürlük diye sattılar. Tabi. 100 kontrolü var 20 dakika konuşabiliyorum. Bu neresi özgürlük? Özgürlük faturalar yani. Özgürlüğe bak. Özgürlük -200 makinesi. Allah Allah. Bakalım sizden gelen cevapları hanımlar beyler. Yere düşürdüğüm bir şeyi alıp tam ayağa doğrulurken bir anlık sakarlıkla tekrar düşürmek. Ha evet berbat. Yani şey düşürdüğün tabi yiyecek değilse. Şey kötü oluyor mesela. 1 lira düşürüyorsun ya. Yine şimdi lafı paraya getirin. Abi bak şimdi. Abi tamam abi. Abi tamam bak. Ama senin zihnin öyle çalışıyor. Yani 1 lira düşmesin. Biraz daha büyük para düşür. 1000 dolar düşürdün. Bankrotu varmış. Böyle Benjamin Franklin böyle duruyor 1000 dolar. Hani işte bazı şeyler var. Düşürüldüğünde almaman lazım. Mesela şöyle bir laf var ya. Mesela Bill Gates yere işte 5000 dolar düşürse eğilip aldığında daha çok para kaybeder diyorlar ya. Ha zaman kaybeder şimdi. Evet, zaman kaybediyor. Bizim meblalar ne kadardır mesela bir şey düştü yere eğildik geri geldik. Mesela o sırada kaç para kazanıyorduk da ondan olduk. Yani benimkinin düşmemesi lazım. Havadayken havadaya işte kadarsam 4 lira kaybediyorum. Hop ya yine kaybettim ya. Hani hızlı ama yine kaybetmiş. Hızlı ve öfkesiz. Kaç paraya kadar yerden almasın? İşte ben 1 liradan 25 kuruş alır mısın? Yok onu alma. Alır mısın? Ama ayağım yetekli yeteri götürebilirim. Götürmeye çalışırım yani. Eve ne kadar yakın olursa iyi. Bir kere olmuştu benim. Bir, hakikaten harikulade bir hissiyat beslediğim bir hanımefendi vardı. Kendisiyle ilk buluşmamız. Böyle bir club gibi bir yerdeyiz. 200 TL gördüm yerde. Biri düşürmüş. Of. Tamam mı? Benim de daha İstanbul'a yeni geldiğim zamanlar. Benimki çok iyi para yani. Şu anda da iyi para da. Sonra ben ayağımla paraya bastım. Tamam bir yandan da kızla konuşuyorum ama. İstiyorum ki yani bir, sürekli böyle bire söylüyorum mesela. Kızın tuvaleti gelsin de gitsin diye. Böyle bir 25 dakika falan böyle paraya basarak sabit dansa çağırıyor yok diyorum. Böyle zaten tam dans edemiyorum ama minik minik böyle bir takım hareketlerle böyle sol bacağım sabit oynadı falan. Sonra gitti tuvalete eğildim aldım. Bu mesela yani ne kamerası olur? Bu mesela değildir o tabii. Barda bu mesela varmış. Abi kamyonla mı girdin içeri? Tabii ki nasıl olacak sık. İçerideki kameradan gözükse çok komik olur ama. Yani bir tane zebellah gibi adam var. Bozmuş bana. Ne diyor böyle? Kıza hep şey diyor. Aşkım tuvalet boş. Durduk. Ya sen o valla kaçıncı hiç önerle işemedin ha. Bir de şey kötü oluyor mesela. Bozuk parayı düşürdün ya. Hadi olduğu yerde düşse alsan tamam.
Bazen düşürdüğün gibi yuvarlanmaya başlıyor para. Böyle evet. Bir kere peşine koştum. Eve gideceğim, eve gidiyorum. Paranın tersine doğru paranın arkasına koşuyorum. Yani, ve biriyle konuşurken düşünsene sevgilinle falan. Yuvarlanan bir şeyi takip etmek çok aciz gerçekten. Yaşın kaç olursa olsun. Evet. Yani evet. Bekliyorum böyle. Ben mesela öyle durumlarda cool'lu yine gideceğim ama bekliyorum. Nereye kadar gidecek acaba diye böyle. Uzaktan bakıyorum önce. Bir kere bana abi yuvarlanmakla bir şey olmuş. Şimdi eve doğru yürüyorum abi. Bana doğru top geliyor tamam mı? İleride çocuklar var. Hani böyle topa böyle vurayım dersin ya şöyle güzel vurayım. İşte amca topu atsana diye bağırdılar. Ben dedim herhalde arkamda yaşlı bir amca var ona diyorlar böyle. Bıraktım topu baktım. Benmişim o amca. Abi sinir oldum. İlk defa amca dinliyor bana. O topu aldım öyle bir yere attım ki çocuklar bana ana avrat sövdü yani. Hakikaten. Yani bir çatıya attım ya. Ne amcası lan? Bazen o topları böyle normal maç yaparken de şey biliyor musun? Vurursun mesela bir tane evin balkonuna düşer senin plastik topun. Şeyde evin sahipleri de basıyorsun yazlıktalar. Tamam kimse yok. Sonra böyle 3 ay sonra çok inik top gelir sana. Çok inmiş güneşten böyle küçücük kalmış top. O da böyle kesip kafaya koyan vardı ya. Hay ya arkadaş bu kadar mı yani şapkasızlık bu kadar mı ya? Şamdel koyulur mu ya kafaya? Bir de yakışmıyor da yani kel gibi oluyorsun öyle yapışıyor kafana böyle. Saçma sapan. Zaten şamdel de yakışıyorsa bir insana o insanın yüzü çok güzeldir. E tabi. Değil mi? Ona her şey yakışır. 3 numara kel. Evet evet. Yani şamdelle bile atıyorum. Mesela gala var. Çok önemli bir gala. Daha ediyoruz. Kırmızı havadan yürüyorsun. Burada şamdel. Deli geldi diyecek herhalde. Valla Brad Pitt delirmiş. Tövbe estağfurullah. Bence var ya çok komik olur ya. Acayip film için bir reklam ne olur ha. Başrolünüzün veya yönetmen şamdelle geliyor. Ha, evet. İşte çocukluk hayalimdi falan diye böyle bir PR yapmışlar falan. Ya ben bir kere gala dedim de aklıma geldi. Biz bir gün bir galadan çıktık. Önümüzde Yavuz Turgul vardı. Yürüyen merdivende. Çıkışında yani. Yavuz Turgul'a şey sordum abi ya. Eşkıya çok güzeldi. Hadi canım. Sanki Eşkıya'nın galasından çıkıyordu. 30 sene olmuş ya. Çok temel ya. Marlon Brando'ya gidip babasın ha. Babasın baba. Baba da iyiydiniz yalnız. Oğlum. Ben de mesela bazen insan ne kadar ünlüyüm diye normal hayatta böyle reaksiyonlardan anlıyor tamam mı? Önemli bir üniversiteden en iyi radyo programcısı ödülü aldım çok yakın zamanda. Evet. Ödül alanlar arasında Beren Saat de vardı. Serena Sarıkaya vardı falan. Ajan Ulcalı vardı. Böyle bir basın ordusuyla beraber böyle yürüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ var falan. Bir tane kameraman dirseğiyle beni itip şöyle yaptı. Bir saniye kardeşim. Ben ödül almışım. Elimde ödül var benim ödül. Bir saniye kardeşim denecek zaman mı ya şu an? Abi, o şeye ben de gelmiştim ya. Oradan biz çıktık önümüzde hatırlıyor musun Serenay Sarıkaya'da bizim önümüzden çıkınca bütün kameralar ona yönlendi. Aha. Bizim orada magazinde videomuz var seninle. Serenay Sarıkaya'nın arkasında elimizde sigara nerede gidiyor? Serenay Hanım nerede içiyoruz biz bu zıkkımı? Serenay ateş var mı ateş? Elinde ödül var. Hay Allah. Bazı şeyler neden olmuyor tesadüf değil. Bakalım hanımlar beyler sizden gelen cevaplara. Vay güzelmiş. Çayıma şeker koydum sanıp, şekerli içenler için bir yudum almak ve bütün tadının kaçması. Tam tersi daha kötü yani. Şekersiz içip de yanlışlıkla şeker koymuşsa onun dönüşü yok ki. Yok. Yani bir de... Bazı şey biliyor musun? Bazısı şekeri atıyor yanlışlıkla da atıyorum. Tek şekerli içiyor. Tamam mı? Biri atmış ama önceden incelik yapmış. Kendi de atmış. Bu ikinci şekeri çay kaşığıyla geri almaya çalışmak var. Ya da az karıştırmak. Geliyor böyle karıştırmak. Ben dağıtıyor ama tam da yani şekeri göreceğe kadar. Dibine çökmesini bekliyor yani şekeri. Ya bir de şey yapan vardı Ahmet. Sen diyelim yarım şeker içiyorsun ben de yarım şeker içiyorum. Kendi şekerini kırıp ağzıyla atıyor öbür yarısını bana atıyor. Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum ben yani suratıma... Cem belki de çevreni sorgulaman lazım. Yani bu başka bir mertebe yani. Abi var böyle hele koronadan sonra bu yüzden de ben hep görüşeceğim hepsiyle yani. Şekeri yalayıp yalayıp. Bakalım hanımlar beyler sizden gelen cevaplara. Ha çok güzelmiş. Bir takım böyle Instagram'da gezi hesapları var. Evet. Dünyayı geziyorlar. Umutsuzluk detayları konuşuyoruz ya. Onlara bakıp mesela görmediğin ülkelerde böyle iç geçirmek. Bu mutsuz eder mi seni? Evet ya şöyle benim bir tane gezi hesabı sahibi arkadaşım vardı abi Gaziantep'teydik oyundan çıkmıştık. Benim yanımda İtalya'dan fotoğraf paylaştı Antep'ten. İtalya'dayım diye.
Ciddi misin? Neyse ben bu gezi hesaplarına... Yani bir ara bir gezmişler de. Hani hep gezmiyorlar anladın mı? Yani adam yani ne bileyim Siirt'ten atıyor yani. Milano'yu, Milano'nun tadı ayrı diye. Usta bizim kebap mı oldu yani? Abi tam şu an konum atar mısın diye. Aslında gezi hesaplarını öyle yazacağım. Nepal paylaşmış. Çok pardon tam şu an konum atar mısınız? Çok merak ettik de. Hemen şey diyeceğim. Ya bir sponsor görüşmesi için görüntülü görüşebilir miyiz? Nepal'den. Evde böyle arkada. Arkaya Nepal fotoğrafı koymuş. Bu çok belli ortada. Sağ kolunu kaldırıyor da gözükmüyor kolun bir kısmı. Bakalım. İtinayla astığım ceketim arabanın askısından yere düştüğünde çok mutsuz olur demiş. Ama arabası var. Ben daha güzelini söyleyeyim. Ceketi var. Askısı var. Bunlar var. Bazı arabaların mesela şeyinde yok mesela. Daha düşük seviye arabaların. Askılı yok biliyor musun abi? Yani adam resmen firma köpek çekiyor sana yani. Sen kimsin lan takım elbiseyle gezeceksin diye. O. Ha evet. Dünyanın en ucuz askısı bazı markalarda yok mesela. Asamıyor. Yere yatırıyorsun böyle. Arkadaşın da mesela alacaksın arabayı şak diye oturuyor üstüne. Rezillik yani. Bazı takım çok lazım da çünkü. Her an galaya gidebilirim. Bir telefon gelir bir anda gala var. Böyle bahar sıcağında Taksim'de falan öğlen vakti takım elbiseyle gezen insanlar oluyor biliyor musun? Açıyor laptopunu. Bir şeyler. Yani ben o kadar boşum ki yani. Ya bu kadar önemli ne için olabilir o? Excel tablosu bir şeyler yapıyor falan. Aynen böyle bir kafede oturup da böyle. Ben şeyi gördüm ya uçakta böyle uçak kalkana kadar mail atanı gördüm böyle. Yani atacak maili. Tam böyle kalkacak uçak yani son an. Ben hiç denemedim mesela o hayvanlığı yapıp. Yukarıda açsak interneti çeker mi? Şeyde var internet uçakların bazılarında. Öyle değil. Kendim gireceğim. Uydu aşağıda mı kalıyor acaba? Mesela normalde telefonu kaldırırsın. O kadar bilmiyorlar. O kadar bilmiyorlar abi. Uydu tam olarak kaç fitte? Bir pilottan bunu rica ediyorlar. Abi geçen biz Erzurum'a uçuyorduk uyduya çarptık. Ortada duruyor. Sayın yolcular uydumuz 10.000 fittedir. Şu anda 22.000 fitteyiz. Boşuna uğraşmayın. Ya çeker ya çekmez. Böyle gidip geliyor ya bazen internet. Sayın yolcular uyduya çarptık telefonları da açabilirsin. NASA çekmiyor. Sayın yolcular sizin için uydunun etrafında 4 tur atacağım. Gönlünüzce kimle konuşacaksanız WhatsApp'tan konuşun. Ya 10-15 dakika geçin deriz diyor. Turluyor. Uyduyu da biz Cem'le beraber belli ki aynı büyümüşüz. Uyduyu elektrik direği gibi zannediyoruz. Anladın mı? Yani böyle sabit bir şey. Uyduyu sabitlemişler yere havaya kadar onun etrafında turluyor. Ben bir kere abi bir havayolu şirketine önceden sipariş vermiştim kahvaltı siparişi. Geldi. Kahvaltı çay yok. Dedim ki ya çaylıydı dedim ben sipariş verdiğimde. Yok dedi beyefendi çaysız oluyor bu. Dedim hanımefendi çaylı oluyor ben eminim. Beyefendi dedi çaysız oluyor dedi. Aç göstereceğim dedim internetten size. Üstüme atladı hostes. İnterneti açmaya çalıştım. Bir çay için ölümü göze aldım. Yani yeter ki düşelim ama ben o çayı içeceğim abi bedava. Neyse sonra indik. Hemen açtım interneti. Çaysızmış. Yine çok büyük bir konu. Çaylı mı? Çaysız mı? Yere çay düşse yalar mısın? Konumuz bu. Bakalım. Hanımlar beyler çok güzelmiş ya. Her şeyi hazırlayıp oturduktan sonra kumandanın uzakta ve televizyonun yanında olması. Evet ya. Çok umutsuz eder hakikaten. Bir kere kumandayı televizyonun yanında koyan kim? O zaman o kumanda niye var televizyonun yanında koyuyorsan yani? Çok mesela benim gibi geçkinler bilirler. Kırkan merdiven dayanmışlar. Eskiden manuel kumandaydı çocuklar. Yani evet. Şöyle baban senin televizyonun başına dikerdi. Şöyle derdi. 3'e bas. 4'e bas. Baba ne izlemek istiyorsa 5'e bas. Yani 7 yaşındayım ama aynı zamanda kumandayım. Ve pilim bitmiyor. Ve yani pilim bitse bile gelsin annem beni yalasın. Pilleri yalarız ya. Tekrar basabiliyorum. Isırarak ama öyle. Ya ben şey sinirliyordum mesela. 8 tuşlu televizyon oluyordu ya ilk eski. 3'ü TRT1 oluyordu ya sinir oluyordum mesela. Ha, evet evet. Mesela tabii. 1 TRT1, 2 atıyorum Star, 3 kere TRT1. Böyle benim nevrim dönüyordu yani. Hep TRT1 böyle. Hep TRT1 böyle. Turda kanal yok ya. Şeyi hatırlıyorum. Super Mario diye oyun vardı. 20.000 oyun diyor. Tamam mı? 20.000. Mario'nun kıyafetleri değişiyor sadece. Mario mavi, Mario kırmızı. 1 milyon indir. Bıyıksız. Aynen ya. Biz de tamam beyazda gidiyorduk abicilerine. 1 milyon indir. Oğlum 1 milyon oyun var. Her gün 100 tane oynasak ömrümüz yetmez ya. Giriyorduk. Bakıyorum Mario. Öbürünü aç. Mario dediğin gibi mavi. Tabii. Başka Mario yani. Tipi Mario ama uzaktan Mario. Yani yakınlaşsan tam da Mario demezsin. Bir ara bir de Luigi çıkmıştı. Mario ve Luigi çok heyecanlanmıştık. Aynı Mario'nun yeşili. Ama ben Luigi ile oynuyorum. Oğlum aynı. Yani yeşil zannediyorum. Bakalım hanımlar beyler. Evden çıkarken çöpü almayı unutmak ya da çöpü kovasından çıkarırken poşetin aktığını fark etmek. Oo poşet akması çok berbat abi ya. Bir de hele alttan kavradıysan o poşeti böyle
kucağıma evet. alayım diye. O buraları böyle o zaman da çöpe atma daha iyi. Çöp karıştırmak acayip bir şey yani. Ben şimdi tabii yayınımız çok kumar yayını gibi oldu ama vaktiyle legal iddia oynarken yıllar evvel Eskişehir'de öğrenciyim. Bir kuponum bir golle yattı. Tamam mı? O zamanın parasında 126 lira para alacaktım. Şimdi Ravana Tok'tan da tanıdığınız Fazlı Polat maç bittikten 10 dakika sonra beni aradı. Dedi ki ben de çöpe attım. Tutmaya iddia kuponumu. Oğlum dedi FIFA açıklama yapmış. Gol iptal. Ben hangi FIFA? Hiçbir şey sorgulamadan abi. Gittim çöp poşetine heyecanla ama. Makarnaları eşeliyorum. Karpuz kabuğu var. Gündüzden çay var onları eşeliyorum. Çıkarttım içeriden. Ara diyor ki şaka lan şaka. FIFA'ya bak hemen açıklama yapıyor. Tabii tabii. FIFA niye açıklamıyor? Yani çünkü orada artık zekam bayağı sıfırlanıyor anladın mı? Yani o ihtimal her şeyden yukarıda. FIFA açıklama yapıyor. Gol iptal bu kadar ama açıklama değil bu. Tweet atmışlar. Yani FIFA böyle bir kurum değil ki mesela bir gol oluyor. Offside'den hakem iptal ediyor. O sırada FIFA'nın başkanı şey yazıyor. Bence gol. Ya da böyle kuponu devam edenlere şey diyor. Korkmayın korkmayın iptal. Yok lan yok vermedik. Öyle bir altı oynayanlar. Hay Allah. Bu mesela iddia işleri azıcık değişik biliyor musun? Ben mesela yıllar evvel Beşiktaş Antalya Spor maç yaparken son maça kaldım. Alt oynadım. Alt da şu demek 2.5 gol altı demek maçta 3 gol olmayacak demek. 7. dakikada 2-1 oldu. Vallahi bak. Bir siteden takip ediyorum. Böyle gol olunca top yanıyor tam yanında. Arkadaş şöyle bak. Top. Ulan ne oluyor ya? Maç 4-4 bitti. 4-4. Bir de böyle işte bahis iddia siteleri var ya abi. İşte Ekrem abim kazandırıyor. Ekrem abim kazandırıyor böyle. Elinde 5 kilo para var. 5 kilo para ama ev harabe. Yani evde de sandalye var. Oğlum o kadar para var. Bari şöyle bir koltuk alın ya. Ekrem abim gene kazandırdı. Böyle sırtında taşıyorlar parayı. Kazanmak isteyen bu siteye. Oğlum niye site açtınız o? Kendiniz kazansanız ya. Yok böyle bir şey değil yani. Mesela bir şey sen kazanıyorsan Ekrem abi kendini niye kazanmıyor? Ekrem abi 800 lira para yok cebinde. Ekrem abi arıyor. 1000 lira var mı diye. Ekrem abi eksisi de ama. Abi açık havada gidiyorsun bir konsere diyelim. 2 saat taşta oturuyorsun. Son 30 dakikası böyle bir gözün bir minder kesiyor ya diyorsun. Çok uzaktan bir minder görüyorsun. O minder başından beri oradaymış. Aslında burada yarı üzüntü yarı sevinç var. Yani hem artık binlere sahip olmanın sevinci hem de niye görmedim lan aslında daha önce. Ya bir de şey var mesela harbi açık havada özellikle oluyor. Biz genelde en arkada 75 liralık bilet var ya. Konumuz bak yine hiçbir yerde. Hiçbir şey yok para değilken. En arkada 75 lira benim için merak öyle yani. Harbi'nin en arkasına gittik. Mevla verildi. Hani bu hiç sahneye değil de dem ekrana baktığın yer var ya mesela. Mesela Tarkan orada bizim dem ekrandan Tarkan'a bakıyor. Aç YouTube'dan bak. Orada da şey oluyor mesela bazen. En arkadaşlar en önde protokolde 2-3 kişilik boşluk var. Evet. Acaba gitsem o riski alacağım. Hani bir... O riski aynı anda 5 kişi oluyor bazen biliyor musun? Mesela senin gibi çok da böyle kıyafeti güzel olmayan adamları görüyorum. Sağdan sola aynı anda bir hareketlenme başlamış. Böyle, böyle minik minik hızlanan var. Karısını çekiştiren var. Hadi hadi diye. Şey, aşkım valiyim deriz. Valiye deriz. Valiyim mi deriz? Merhaba ben Erzincan valisiyim. Araştıramaz da yani. Erzincan valisi İstanbul Harbi'de konser en önden üzerine kadar kadar. Erzincan valisine bak. 75 liralık bilet almış. Arkadan minik minik geliyor. Bir de pankart var böyle Tarkan'a. Erzincan'a da bekleriz diye pankart. O yüzden valisi. Vali açıyor ama. Erzincan. Halkım için valiyim ama. Bu arada valinin de öyle bir konser organizasyon işi varmış gibi sanki. Ya tabii tabii. Burada Erzincan valisi de kusura bakmasın. Şu anda videomuzu buraya kadar izleyip başını unutanlar varsa bir kontrol daha yapalım. Neredir sekler? Evet. Mesafemiz 128'e çıkmış. Gülmekten minik minik götüm götüm arkaya gitmişim ben. 6 santim uzamışız. Hay Allah. Bakalım sizden gelen cevaplar anlar beyler. Güzelmiş. Parfümün ağzı bozuksa tam sıkarken elime patlıyorsa mutsuz olurum demiş. Ha, bayağısı yani. Evet. Yani eli kimsenin koklamayacağı bir yer olduğu için tatsız bir durum. Yani bazen de şöyle bir şey oluyor alışmamış insanda. Klas parfüm alıyorsun. Bir şeyin klasını alıyorsun tamam mı? Ama onu çalıştıramıyorsun. Yani ben parfüm sıkamadığımı biliyorum. Yani paraya kıydım bir gün. 1000 küsur liraya parfüm aldım.
Sıkamadım ben onu. Yani anlayamadım. Mekanizmasını anlayamadım yani. Şöyle oldu abi. Şimdi sıktım olmuyor, tamam mı? En son kapağını açtım, tamamen çıkarmışım. Yani sıvı bir şeye kadar yani parmağımı soksam ıslanacak. Öyle o hale getirdim canım. Deterjan parfüm yapmış böyle. Yani canım parfüm tursil oldu bana. Ben anlamadım. Olmayınca olmuyor. Ben de yine tekrar kullandığım parfüme döndüm. Mecbur. Bir de parfümlerde mesela koku hep standart. Yani mesela X bir marka diyelim. 1000 sene aynı koku. Çünkü kokusu o. Ama mesela şampuanlarda sürekli bir geliştirilmiş formülüyle. İşte daha yeni formül. İşte evet. Diş macunları. Yepyeni bir formül buldum. Oğlum parfümcüler niye hiç bulmuyor mesela? Geliştirilmiş kokusuyla. Hep aynı adam yani. Yepyeni formül ne katıyor acaba içine yani? Hayır, ben geçen ay aldım. Salak mıyım aldım? Bir de böyle reklam yapanlar bütün her şeyi açıklamak zorunda ya. Soracaksın, ne lan senin formülün? Sen şu formülü bize bir açıkla yani, biz de bir bakalım. Evde yıldız ver, yıldız koyarlar ya yanına mesela. Dünyanın bir numaralı tercihi diyor yıldız, altta şey yazıyor, bana göre. Öyle mi? Bence öyle. Sahibini karar, annem öyle diyor. Türkiye'nin en iyi komedyeni yıldız, altında anneme göre. Çok önemli isimler böyle, Cristiano Ronaldo. Ha aynen aynen. Ondan sonra Ronaldinho böyle, anladın mı? İşte Brad Pitt falan. Hepimizin 12 liraya aldığı... deterjanı kullandığını söyle. Deterjan değil de tabii. Cristiano Ronaldo'ya bak. Başarımı buna borçluyum. Çitriye evde. Yani şampuan kullanıyor da 17 lira. Yani sen onu kullanmıyor yani. Kusura abi bak. İşte kapitalist sistemin en büyük başarısı o. Ronaldo'yu 17 liralık şampuan kullandığını inandırıyor sana. Aynen öyle. Yani çünkü milyonlarca lira alıyor bunun için. Ama o şampuanı kullanmıyor yani. Abi olur mu? Ödemeyi şampuan olarak alıyorlar. 400 bin tane blender sanıyorlar. İyi ki araya girdin şakayla. Yemin ediyorum dede gibi. Ben emekli almayı oldum. Evde yalnız dura dura, yemin ediyorum. Kullanmıyor ki aslında. Adam kandırmayın lan. Alacağın ürünü fiyatı belli, tamam mı? Şampuan, mam. Kaç olsun? En pahalısı olsun 100 lira olsun. Senin 20 milyon doların olsa da mesela onu kullanacaksın değil mi? O mesela üzücü bir durum bence. Ben 100 liralık şampuan alsam duşa girmem bitmesin diye mesela. Ama Ronaldo için çok mesela şeylerde oluyor ya, mesela berberlerde falan. Saç sakal 15 liraya kesiyor adam. İşte başını eğiyor. Diyor ki neyle yıkayayım? Ya abi hepsini belli. İçine açtın zeytinyağlı deterjan, zeytinyağlı şampuan koymuşum. Bunu biliyoruz ya. Yani. Neyle yıkayacaksın? Yine meblağlarımız çok yüksek. Saç sakal 15 dendi az evvel. Niye? Kaç ki? Ve şaşırıldı benim şaşırmamla. Bir sendeyken hayat. Zaten ben seninle gittiğim berberlerde abi saçımı kestirmiyorum. Çünkü adam fiyatı söyleyince de dökülüyor benim saçtan stresten. Cem bir kere bir berbere gittik beraber. Yine böyle rabarba ton çekeceğiz. Ya gir dedim, bir şey olmaz. Bir tane alışveriş merkezi Maslak'ta. Saç yıkatacağız ikimiz de. Yıkattık çıktık. Böyle çok uzaktan çok sinirli bir Cem işçiler gördüm. Böyle bir 50 liraya saç bir yıkanır diye. Ben bir kişide bekliyordum yani, ne güzel orada. Ne, evet evet yani bazen hakikaten damat gibi düşün kendini orada. Mesela yayına çıkacağız ya, yani damat tanışı da daha pahalıdır. Hocam düğünde bu kadar kişi görmüyor. Daha mantıklı yani. Öyle bakıyorum ben meseleye. Benim için de 50 lira çok ama en azından yayına çıkacağımı biliyorum yani. Evet. Güzel toparladık. Hanımlar beyler. Kimsenin inanmadığı bir takım açıklamalarım. Hanımlar beyler, Rabarba Talk, Cem İşçiler, Mesut Süre kadrosuyla ekran başındakiler sizden ricam alkışlarla devam ediyor. Biz hissederiz, biz duyarız. O anda yaz, otobüste falan izleyen varsa komik olmaz. Giderken bir kere, aa Cem İşçi mi abi ya? Eskiden radyo programının ilk yıllarında şöyle bir şeyim vardı benim. Klasik söylediğim bir cümle vardı. İşte bizi arayan aramayan, seven sevmeyen, dinleyen dinlemeyen herkese teşekkürler diye. Arkadaşım dedi ki dinlemeyene niye teşekkür ediyorum? Dürtüyor da teşekkür ederiz. Dinlemeyene böyle ne oluyor ya? Alakasız teşekkür oluyor. Bana niye teşekkür ediyorum? Hanımlar beyler, Rabarba Talk tüm hızıyla devam ediyor. Seni mutsuz eden detayları konuşuyoruz bu programda. Komedyen arkadaşım Cem İşçilerle beraber. Zaten bu vakte kadar izleyip hala kahkaha atmadıysanız kapatın. Yani o ilk bölüm kadar iyi olamayız. Biz de şaşırdık. Özlemişiz belli ki birbirimizi. Anasının örekisi gibi bölüm oldu, kusura bakmayın. Bakalım. Çok güzel cevap gelmiş. Aslan. Sıcak tencere kapağını düz koymak istemezsin tezgah kirletmesin diye. Ters koymaya çalışırsın, elini yakarsın, beceremezsin. En sonunda hem elin yanmış hem tezgah kirlenmiş bir şekilde düz koyuverirsin ya, işte o an demiş. Elini de yakıyorum, tezgah da kirlenmiş. Bir de o şey abi mesela
Birden sular aşağı doğru damlıyor ya, kaldırır kaldırmaz. Aha. Onu ne yapayım diye ne kadar bütün evi gezdiriyorsun zaten yanlışlıkla böyle. Yatağın üstünden böyle duruluyorsun. Ben çok en çok ondan fırçalıyorum eşimden. İlk defa yemek yaparken var olan kimyasal olaylara çok şaşıran insan var. Biliyor musun? Böyle şey yapıyor mesela. Yüzüne böyle bir şey patlıyor da böyle. Ne oldu ya diyor. Ya o hep oluyor. Yani 3000 yıldır oluyor. Ateş bulunduğundan beri var o. Ben düdüklü tencereyi zaman alarmı sanıyordum. Nasıl? Mesela 20 dakikaya ayarlıyorlar, 20 dakika sonra ötüyor. Meğerse o basınçtan ötüyormuş. Süreli sanıyordum yani. Düdük tencereyi erteliyor 5 dakika. Abi 5 dakika. Bakalım bakalım. Sizden gelen cevaplara yine parmağımla girdim canım şifremi. Güzelmiş. İşten gelip apartmana girersin. Apartmanda mis gibi bir yemek kokusu. Ulan bizim evden mi geliyor diye bir heveslenirsin. Bambaşka bir ev. Ben onun konuda hiç heveslenmedim abi. Cem, hangi yemek kokusuna başka bir eve gidersin? Yani başka bir çocuğun babası olursun. Hangi yemeğe? Başka bir eve gitmek söz konusuysa giderim abi. Yemek aramam yani şu anda. Varsa öyle bir imkan alt komşuya tutadı. Giderim. Bizim evde çünkü yemek kokusu değil. Aşağı inen bir pizzacı varsa heyecanlanıyorum yani. Öyle mi? Yani kutusuz çantasıyla inen pizzacı. Evinizde mesela bir aile sıcaklığı var mı? Yemek pişer mi? Şu an pişiyor. Full pişiyor. Ha. Ben daha önce oyunlar falan olduğu için eve gidip yemek yiyemiyordum ama şimdi sabah akşam ev yemeği yiyoruz yani. Öyle mi? Dün sabah kahvaltıda şaşırdık, saat kavramında olmadığı için kuru fasulye yedik. Kahvaltımı yapıyoruz, akşam yemeği veririz ya. Kaç dediniz, kaçta kalkıyoruz önemli değil. Bak dün sabah dedim de diyelim bir cips geceden kalmış. Yılbaşının ertesi çok olur bu. Normal cips yemeyenler illa bir 31 Aralık'ta yiyordur. Kalkıyorsun, uyanıyorsun, görüyorsun yarım cips. Kapağı da açık. He. Atıyorsun ağzına bayat. Yemeğe devam mı? Devam. Bazı yiyeceğin bayatı daha güzel oluyor. Evet. Neden böyle? Çekirdeğin falan böyle. Bak çekirdek yumuşacık bayatına oluyor. Ben bayılıyorum ya. Aynen yumuşacık oluyor. Ha yumuşacık. Satılsa alırım yani. Mesela bayat, bayat çekirdeği normal şekilde 2 lira. Bayat 5 lira 5 bayat alırım. Vallahi öyle. Aynen. Bir dönem ben üniversitedeyken şöyle bir şey duymuştum. Ayıklanmış çekirdek bulunur. Tamam ben dedim ki ulan benim niye aklıma gelmedi? Bu dünyanın en güzel fikri. Uğraşmıyorsun ayıklamaya, tamam mı? Meğer onun kültürü oymuş. Ayıklanmış çekirdek aldım arkadaşlar. Böyle 3 lira 5 lira bir şey. Yine senlik meblağ var. Canım orada gidip 2000 lira almaz. Bir kamyon lan. 2000 liraya aldım. Abi insan kendini muhabbet kuşu gibi hissediyor. Yemin ediyorum. O kadar kötü bir şeymiş ki ayıklamış. Bir avuç attım ağzıma, tamam mı? İlk bir yedim. İkinciyi attım. Hiçbir keyfi kalmadı. Böyle çekirdek mi yedin abi? Aynen aynen. Çekirdek de yemiyorum. Ben de onu hakikaten ilk çıktı. Ballısı falan çıkmıştı o. Ayıklanmış ballı çekirdek. İlk benim hatırladığım çıktığında. Ben hakikaten onu böyle fabrika var böyle. 1000 tane işçi. Ayıklayıp ayıklayıp böyle atıyorlar sanırım. Yani en kötü fikirlerinden biri. Ballı çekirdek abi. Ayıklanmış ballı çekirdek nedir ya? Galiba onlar hakikaten muhabbet kuşu içindi galiba. Bizler alıyorduk ama. Ballı kreker alıyor. Abi ballı çubuk aldık hepimiz. Ama nasıl? Hanım mutlu, ben mutluyum. Şey vardı ya böyle, muhabbet kuşu konuşturan yem. Böyle verip hemen bekliyordu bakıyordu. Verir ben sana konuşuyorum. İyi ya. Ooo Cem Bey. Bana yem almışsınız. Vallahi dillendim ha. Abi bunun tarçınısı da var diye kuşlayan dile geliyor. Benim kahve içtiğim bardağım vardı. Nerede o benim bardağım? Canım bardağım. Vallahi geliyor. İşte prodüksiyon be. Yine bir metre mesafeli. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Şurada bir sileyim acık. Şöyle. Kolonyayla. Sesi de duyun da. Sesi bir duyun da sesi. Abi içine de döktün yalnız. Şu an kahveyle dezenfekte oldu şu an. Dördü bir arada oldu bir anda. Kolonyalı kahve. Valla ballı çekirdekten bu bile güzel. Kolonyalı kahve. Yok o yok. Ya bana diyor ki yönetmen şunu abi kadrajdan çıkar. İyice ben tabii teknik olaylardan anlamayınca iyice beni mal zannettiler. Yani şunu alıp ben görebileceğiniz yere koyar mıyım rica ederim. Şurada neler var biliyor musunuz şurada? Şurada biz böyle sosyal mesafe diyoruz da masanın köşesinde 4 kişi oturuyor. 4. Biz de az önce biz okuyor oynuyorduk sonra yayın başladı. Böyle basıyorlar ya kumarbazları biliyor musun? Okey oynayanları falan Çin'de. Çin polisi çok sert bir de böyle. Tabii. Böyle masaya bir şey vuruyor, ikiye ayırıyor masaya falan. Sizle mi uğraşacağız lan falan yapıyor böyle.
Öyle mi? Yakalansan çok fena değil mi? 30 yıllık dostlarınla oturmuşsun, kağıt oynuyorsun. Çocuk gibi diziyorlar böyle. Yan yana duruyorum. Bir de tıraş olan bir çocuk yakalanmıştı ya. Ha, depoda öyle şafak operasyonuyla. Bu arada orası berber de değil yani. Bir tane depo polis de mi gazda? Al 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 diyor. Berber şey diyor. Saçım abi. Al şunları al. Çok komik. Tıraş olurken mapusa giriyorum. Al bunu al diyorlar da böyle dokundukları yer tıraşlı, burası normal. Tıraş yerini de kesip almışlar. Bu arada çocuğa da baktım abi. Hani tıraş olmak zorunda kalan bir saçı da yok yani. Hani yok, evet. Olmasa da olurmuş. Bu demeden bir keyif yapıyorlardı yavrum. Biri geçen gün Twitter'dan yazmış. Artık berberler için de bir düzenleme gelse mi hepimiz maymuna döndük diye. Aynen. Aynen. Uzaktan bahçe makası olur ya mesela. Sopaya bağlayıp böyle... Ya. Ha, yapılabilir ha. Böyle bir şey olur uzaktan. Kesin. Yapılabilir. Abi burnu aldın, ne yapıyorsun diye. Kulak kıllarını yakıyor da uzaktan geliyor böyle. Çok uzaktan ateş veriyorlar sana böyle. Bir şey diyor, kusura bakmayın, bu sefer değdiremedik. Yine onun için de uzaktan değdiriyor böyle. Bir şey yapmış gene. Ucunda bir şey var böyle, minik minik değdiriyor. Alışmışsınızdır Mesut Bey. Ya buna gerek var mı şu an? Hayır abi, şey ense makinesi. Evet, pardon. Benim sen yine içimin kirliliği zzzz diye bir şey gelince ben neler geldi aklıma benim ya. Belli ki ben sex shop'tan çıkıyorum ha. Tıraş olmaya sex shop'a gidiyor. İyi akşamlar, tıraşa geldik ama. Artık sizin elinizde ne varsa. Hanımlar beyler, Samsung'un katkılarıyla Rabarba Talk devam ediyor. Samsung Galaxy S20 Ultra. Sevgili Cem, şimdi Samsung Galaxy S20 Ultra'da süper zoom özelliği var. 100x zoom. Şey konusunda iyidir abi. Mesela bazı şey dersin ya, aşkım işte burnumda bir şey mi var, baksana desin, gelip bakayım der, yok der. Zoom'dan bak. Çünkü 100x zoom. Mesela dişimdeki maydanozu 100x çarparsan benden büyük oluyor. Abi, o... abi maydanoza sen kaçmışsın diye. Abi bu 100x zoom özelliği maydanozları çoğaltmıyor. Pardon, uzaktan maydanoza gelsen. Pardon, pardon. Arkadaşlar her yeriniz maydanoz mu olmasın? Abi Samsung... zoom dediğin copy paste değil mi ya? Ben öyle biliyorum. Kameranın yapay zekası iyileştirmiş ve süper çözünürlüklü zoom'u ortaya çıkarmış. Abi süper. Bildiğiniz zoom'u 100'le çarpın. Artık hiçbir şey detay değil. Oo, bir konuştum ha. Konumuz neydi? Seni mutsuz eden detaylar. Yani onu da 100'le çarpın. Öyle bir mutsuz oluyor ki. Kahır bela. Hay Allah. Ve bir de süper dengeli çekim. Bak bu bence çok enteresan bir özellik. Yapay zeka videoyu bir aksiyon kamerası gibi sabitliyor. Yani kamera hareketi dengelenerek video esnasında çekimlerin bulanık veya değişken olmasını engelliyor. Ha, o hareketli bir şey çektiğin zaman da o zaman güzel olur. Evet. Böyle yakalamaya çalışırsın ya hızlıca. Vay. İyiymiş. Çünkü biz yani seninle çok maceralı bir hayatımız olduğu için. Biz zoom yapacağımız zaman biz kendimiz telefona yaklaşıyoruz. Yani 100 kere yaklaşacağıma alırım bir tane Samsung Galaxy S20 Ultra, alır biter. Zoom artık ben değilim. Zoom, 100x zoom, telefonun kendisi. Yavrum benim. Hemen bir deneyelim şimdi seninle 100x zoom. Tamam abi. Tamam mı? Bu nedir diye bakacağız. Ver arkana. Hayır. Yani bana bakma. Ha. Bana tamam bak. Abi. Dön arkana oldum ya. Bana bakma. Cem. Şu nedir? Tahmin et. Örümcek ağı kilim. Örümcek kilimin üstünde. Kahverengi bir örümcek. Ya. İşte şimdi gerçeği gör. Göster yavrum. Hanımlar beyler, Rabarba Talk devam ediyor. Yine harikulade küçük parmaklarımla şifremi gireyim Samsung'a. Bakalım. Hanımlar beyler, sizden gelen cevaplara. Falan ne güzel cevaplar yazmışsınız, canımsınız. Dışarı çıkacaksın arkadaşlarına. Çok güzel süslenmişsin, püslenmişsin. 10 dakika kala WhatsApp grubundan mesaj gelir. Beyler akşam iptal. Bu arada benim etkinliğime bak beyler. Beyler halı sahipler. O bir makyaj yaptık o kadar ya. Hay Allah, benim çevrem hep beyler galiba. Boşa sürdük alnını. Üzüldüm ya. Böyle ayrıntılarda beyler çıkıyor yalnızlık, biliyor musunuz? Evet, hep erkek gruplarında olduğun belli oldu. Saklamaya çalışıyorsun. Benim de hayatım renkli diyorsun. Evet. Bir örnek veriyorsun. Diyorsun ki beyler akşam iptal. Nereye gidiyordun da makyaj yaptın?
Hay Allah. Bir de beyler yalnız izleyin videolar oluyor ya şimdi. Abi şimdi telefon ortada da olabilir yani. Tamam. Yalnız izleyin mesajını. O zaman bana şöyle mesaj atmalar lazım. Serpil sen bakma. Yani öyle at bari. Mesajı at. Beyler yalnız izleyin ben korkarım. Tabii. Açamazsın yani. Enteresan oluyor. O şey gibi mesela bir kızdan mesaj geliyor ya akşama konuşmamız lazım. Hı. Onun gibi. Evet. Konuşmamız lazım. Evet o çok gergin bir mesaj. Ünlem falan varsa bir de arkasına. Son dönemde Twitter'da şey dönüyor bir de. Böyle animasyon bir görüntü. Kız uzanmış şeye. Telefon var elinde yatağa. Adam da telefon var. He. Onlara böyle konuşma baloncukları yapmışlar. Orada şeye çok güldüm. Sen bilmiyorsun ailemle ilgili sorunlar var. Yani bu çok klasik bir yalan değil mi? Sen bilmiyorsun ailemle ilgili sorunlar var. Ne var acaba ailemle? Dayım sakallarını kesti falan. Ayrılması. Dayım basılmış sabah 5'te tıraş olurken oymuş ailemle. Abi de mesela sorun. Şey diyor ya mesela bir ilişki bittiğinde kıza diyor ki erkek özellikle erkek tarafı. Hani kimse seni benim seni sevdiğim kadar sevemez diyor ya mesela. Onunla ikna etmeye çalışıyor. Oğlum, evet. O kadın senin sevginle ilgilenmiyor ki yani. Evet. Yani onu anlamamız lazım artık erkek olarak yani. O her başka bir... Bu adama mı gittin? Oğlum bu adam kim acaba? Belki çok başka bir insanlar. Hep tip değil ki olay yani. Beni bıraktın buna mı gittin? Şöyle adamlar var. Ona çok gülüyorum ben. İşte şey diyor. Ben hep evlenmeden önceki son sevgiliyim. He. Şimdi o şey demek. Ben ölümü sıtmayla evleniyorlar demek yani anladın mı? Kıza o kadar kötü davrandım, ilgisizdim ki beni görüp ilk gördüğüyle evlenmiş. O kötü mesela. 8 yıllık ilişkin bitiyor da 3 ayda evleniyor mesela kız. O hakikaten öyle. Dedi yani. Erkek. Ve sen ilişkinin bittiğini onun evlendiğiyle öğreniyorsun. Ya çok kötü. Allah Allah abi. Bu damatlık benim. Nasıl ya? Harika bir film vardır. Hazır böyle programı da izliyorsunuz bu vakte kadar geldiniz. Daralanda Kısa Paslaşmalar. Hmm. Orada da Erkan Can Şahnaz Çakıralp'e böyle bir aşıktır da böyle kapının altından küçük bir çocuğa mektup göndertir. Çocuk da kapının altından atar. Kıza ulaşmaz falan filan. Mutlaka izleyin. Diyaloglarıyla vesaire harika bir futbol filmi. Serdar Akar'ın filmi. Çok güzel film. Evet, eski film hatırlıyorum. İzlemiş miydin? İzlemedim ama hatırlıyorum. Savaş Dinçel, rahmetli, Müjde Ar. Bak benim izlediğim en iyi futbol filmi olabilir. Samimi söylüyorum. Yerli yabancı tamamen yani. İzlemedim ama hatırlıyorum devam edin nasıl bir sinema. Sinemaya hatırlıyorum. Cem Allah seversen burayı yayınlarız. İzlemedim ama hatırlıyorum ya. Ne hatırlıyorum? Şu abi filmin olduğunu biliyorum yani. Böyle bir film oldu konusunda. Abi yalan söylemiyorsun. Arkadaşlar Mesut abimiz doğru söyle böyle bir film var. Sinema eleştirme yani. Sinema eleştirme. Var böyle bir film var. Teşekkür ederiz bizi bu vakte kadar dinlediğiniz için. O dedi ya mesela eskiden mesela futbol yorumcuları gazeteye yetiştirmek için maçın 60. dakikasında yorumları yazıyordu ya mesela. Fener kazandı yazıyor, Galatasaray kazandı yazıyor, beraberliği yazıyor. Onun gibi mesela sinema resmini olsa filme gitmemiş ama sıkıyor yani böyle. Sonu çok şaşırtıcı yani. Sonu dümdüz bitmiş böyle film. İki kafadar var diyor da 3 kafadarmış. Abi başından beri 3 kişilik film bu. Abi ben ikisini gördüm önümde öküz gibi oturdu göremedik falan. İnanılmaz bir yol hikayesi. Abi bu insanlar evdeler. Hiç yola çıkmadılar niye atıyorsun ya? Zaten hem yol hikayesi böyle abi sinema filmi için hemen yol hikayesi yapalım. Zormuş ama biliyor musun? Tabii yol olmaz canım. Çekmek. Yol var. Hayır. Benzin alınacak. Buymuş bize zorlu. Abi durak hikayesi çekemez miydin? Başlarına garip garip şeyler ama onlarına gelmiyor. Cennet Mahallesi durağını kiralamışlar. Bir günlük orada çekiyorlar. Bekleyenler arasında bir takım ilişkiler. Valla çok içimize sinen bir bölüm oldu. Yan yana olmak çok güzelmiş. Sizi rahatlatalım diye son bir ölçüm. Dirsekler. 87 santim. Yani özlemekten dibine kadar girmişim. Fırt diye yine geldi. Gördünüz. Rabarba Talk. Harikulade bir bölümle sizlerin karşısındaydı. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere, buraya kadar gelenlere. Sevgili Cem çok teşekkür ederim. Abi dokunmayayım. Çünkü sana dokunursam çocuğuma dokunamam. Tamam Cem. İkinizden birine dokunacaksam çocuğumu tercih ederim. Tamam. Ben 1000 kere elime sıkıyorum bunu. 1000 kere. Önemli değil abi. Sen yine sıkma elimi. Bu işler geçer. Elimi sıkmak istersin. Böyle güzelmiş. Sosyal mesaj. Bu işler biter. Elimi sıkmak istersiniz. Böyle. Bütün devlet hayat eve sığar. Sosyal mesafe. Dokanmayın. Dokunmayın diye adama küsmüş. Sen beni ararsın. Ben bundan sonra senin numaranı bilemeyen numara diye kaydedeceğim. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Açma diye.
Cem arama açma. Herkesin bir hayatında arama açma diye kaydettiği biri olmuştur. Var abi. Benim hala var yani. Ev sahibi arama açma. Ne ara ne aç. Eski sevgili arama açma. Nurten arama açma. Böyle şeyler var. Ya şey kötü oluyor mesela. Biriyle yeni tanıştığında mesela telefon numaranızı alıyorsunuz ya birbirinizin. İşle alakalı bir konu. Kız sana çağrı atıyor. Bir kere başıma geldi. Kız bana çağrı attı. Ben de Tuğçe Bodrum diye çaldı telefon. Öyle mi? Allah dedim ya, kim bilir Tuğçe Bodrum, Allah Allah, Bodrum'da Tuğçe'ye ne yaptık acaba diye düşünürken meğerse bir işle alakalı görüşmüşüz gene. Ben biraz eli yükseltmek isterim. Şimdi maksadını aşmasın da bir hanımefendiyi şöyle kaydetmişim. Dikili taş flört. Yani bütün semtte flörtleşeceğim galiba. Dikili taş flört nedir ya? Belli gece bir barda tanışılmış. Ya bir de benim eski işlerimde patronum abi bir şirkete geleceği zaman sürekli bana konum attırtıyordu işte. Atıyorum Erdinç Bey gelecek konum attırıyordu falan. Ben de tabii numaraların hepsini isimleri kaydetmedim. Konum. Konum 1, konum 2, konum 3, konum 4 diye kaydettim. Bir ara bende 40-50 tane konum oldu rehberinde. Böyle yani Allah göstermesin bir şey olsa telefonum yanında ben ölü bulunsam polis diyecek bu herhalde escort. Herkesi konum diye kaydettim. Sürekli konum atıyor adamlar. Ara konum 36'ya alsın gelsin alsın bu çocuğu. Konum 36'ya 800 TL diye mesaj çekmişim. Benim de bir dönem çok kısa bir kız arkadaşım olmuştu. Hakikaten 1.51 falandı. Demiştik ulan şu an aynı anda ölsek tebeşirle bizi çizseler. Tamam mı? 300 sene sonra biri gelse. Tamam mı? Ulan bu başka tür herhalde diye. Yani. Yavrusuyla beraber ölsün. Aynı familyadan olamaz yani. Koca bir burun, 120 kilo, dev gibi adamdan biricik bir kız böyle tebeşirle çizilmiş. Hanımlar beyler. Şimdi zor zamanlarda insanın yanında dostları olur. Benim sol yanımda 122 santim ötemde Cebişiler yanımdaydı. Ve siz de bu vakte kadar izleyip en az 3 kez kahkaha attıysanız Instagram'dan @cemisçileri takip edin. İki de olur abi. Nedir? İki kahkaha da etsin. Arttıralım. Herhangi bir tebessüm dahi ettiyseniz. Bakın hakkımızı helal etmeyebiliriz. Yani öyle insanlar değiliz ama etmeyebiliriz. Sizden ricam 100 bine de çok yakın zaten takipçi sayısı. Bütün Rabarba Talk dinleyicileri yüklerin. Hem biz ne kadar kahkaha attırdığımızı görmüş oluruz. Hem de kol kola girdiğim komedyen arkadaşıma minik bir katkımız olur. Yüklen yavrum. Abi hem de şey iyi olur. Şimdi ben 100 bine yaklaştım. 80-90 bin olunca bir 100 bin teşekkürler videosu çektim. 2 aydır duruyor telefonda. Teşekkürler 2000. Onu paylaşırım bari. Size güveniyorum.